Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7 ISO 64 bit format nasıl atılır, yani USB'den format nasıl atılır onu öğreneceğiz. Onun bilgisini aktaracağım size. Öncelikle herhangi bir arama motoruna geliyorsunuz. Windows 7 64 bit ISO indir yazıyorsunuz. Normalde Microsoft'un kendi sitesinde bulamazsınız. Çünkü Windows 7 ortadan kalktı biliyorsunuz. Kalkalı yıllar oldu. O yüzden kaça köşek bunu aktaran şeyler var, siteler var. O sitelerden indirebilirsiniz. Ben de indirdim ama şu an bendeki site yayından kalktı. Yani ben de indirilmiş durumda. Tabii ki indireceğiniz birçok site var. Windows 7'nin 32 bit ya da bilgisayarınızın 64 biti kaldırıp kaldırmayacağını internetten araştırabilirsiniz. Bunlar çok zor bir şey değil. Formatı da para vermenize gerek yok aslında. Yani kendiniz kolayca bir işlemde format atabilirsiniz. Çok zor bir işlem de değil aslında. Hemen formata geçelim. Nasıl atıldığını bir öğrenelim isterseniz yavaş yavaş. Siteye giriyorsunuz. Herhangi bir siteye giriyoruz. Buradan Windows 7 32 mi 64 mi diye soracak zaten size. Evet. Buradan Google Drive, Medfire ya da Mega ile indirebilirsiniz. 64 bit, 32 bit burada seçebilirsiniz. Seçenekler mevcuttur. Evet arkadaşlar, USB'den indirdikten sonra çoğu bilgisayarda farklıdır. Yani BIOS ayarlarına girmek. F1 olur, F2 olur, Delete olur, ESC olur. Bazı notebooklarda bile F9, F10 olabilir. Biz şimdi kendi bilgisayarımız üzerinden gideceğiz. Zaten hangi bilgisayarı başlatırsanız başlatın, o bilgisayarın sol alt köşesinde boot işlemleri hangi tuşta yapılır onu gösterecektir illaki. Ben size kendi bilgisayarım üzerinden yardımcı olacağım. Benim bilgisayarım Delete de boot işlemlerine giriyor. BIOS ayarlarına giriyor. Biz BIOS ayarlarına girdik. Şu an USB'miz takılı. En üstte USB'yi seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında USB seçtikten sonra F10 tuşuna basıyorsunuz. F10 tuşuna bastıktan sonra size böyle bir pencere açılacak. Bu pencereden Windows yükleye basıyorsunuz. Sonra yüklenecek dili, para birimi biçimi yani dili, klavye dilini Q mu F midir onu seçmenizi isteyecek. İleri diyorsunuz. Sonra size ayrılmış alanlar, ayrılmamış alanlar olacak tabii ki. Bunları silebilirsiniz. Yeniden sıfırlayabilirsiniz. Sildikten sonra evet diyeceksiniz. Evet dedikten sonra ileri diyorsunuz. Nereye kopyalama yapacağınızı, nereye yükleyeceğinizi size soracak. Tabii ki hangisi en çok büyük alansa ona yükleyeceksiniz. Diğerlerini silebilirsiniz. Zaten sizdeki alan, büyük olan alan silinmeyecektir. O yüzden mecbur oraya yükleyeceksiniz. Devam ediyoruz. Burada bir sözleşme var. Bu sözleşmeyi okudum diyerek de next diyebilirsiniz. Yani ileri diyebilirsiniz. Şimdi format işlemimiz başladı. Şu an format işlemimiz devam ediyor. En son seçenek dolana kadar bu seçeneği devam ettireceğiz. En sonunda dolduktan sonra 10 saniyelik bir süre verecek. 10 saniyelik süreden sonra siz USB'yi bilgisayarınızdan çekeceksiniz. Yani tekrar takmanıza gerek yok. Bunu taktıktan sonra birkaç kez bilgisayarınız başlatılacak, açılacak, kapanacak, tekrar açılacak. En sonunda bu seçenek gelecek size. Hesabınızın adını, yani kullanıcı adını girmeniz talep edilecek. Parola isterseniz yazarsınız, isterseniz ileri deyip devam edebilirsiniz. Aşamanın sonunda ise bu şekilde Windows'unuz kolayca yüklenmiş olacak. Teşekkür ederim.